Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Çanakkale demek yalnızca Birinci Dünya Savaşı'nda bir cephe demek değildir. Çanakkale demek sadece bir kahramanlık destanı da değildir. Çanakkale, İstanbul'un fethi gibi çağ açıp çağ kapatan tarihi bir olaydır. Çanakkale, Türk Devleti'nin, Türk Milleti'nin topyekün giriştiği bir var olma mücadelesidir. Bizim Türk Milleti'nden kastımız etnik bir tanım değil. Türk Milleti Pomak'tır, Türk Milleti Çerkez'dir, Türk Milleti Kürt'tür, Türk Milleti Roman'dır, Boşnak'tır. Hangi cahil Mehmet Akif'in Kürt değil, Arnavut olduğunu söyleyebilir? Çanakkale, ezilmiş halkların emperyalizme başkaldırısıdır. Çanakkale bir anlamda doğunun batıyla mücadelesidir. 18 Mart törenlerinde de gençlerimiz biz birlikte Türkiye'yiz diyerek puzzle'larıyla bunu açıkça ortaya koymuşlardır. Çanakkale sadece milletimizin ve devletimizin makus talihini değiştirmekle kalmamış, dünya siyasi tarihini de köklü bir şekilde değiştirmiştir. İtilaf devletlerinin yardım götüremediği Çarlık Rusyası yıkılmış, dünya yepyeni bir yapıya bürünmüştür. Dönemin süper gücü İngiltere, başarısızlık nedeniyle hükümetini düşürmüştür. Britanya'nın yenilmez armata sıfatı paramparça olmuştur. Çanakkale zaferi Kuzey Afrika'ya, Asya'ya umut olmuş, özgürlük mücadelelerini başlatmıştır. Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar kendi milli birliklerini Çanakkale'den sonra keşfetmişlerdir. Çanakkale ruhunu veren iki kavram var: birliktelik ve fedakarlık. Anadolu'nun 81 vilayetinin dışından, Kerkük'ten, Musul'dan, Şam'dan, Selanik'ten gelen Mehmetçikler yan yana savaşıp birlikte şehit düşmüşlerdir. İşte şehitlerin yattığı bu topraklar 101 yıllık birlikteliğimizin en büyük ve en şerefli kanıtıdır. Çanakkale, imanın imkana galebe çaldığı yerdir. Çanakkale yaşanmış bir ve bitmiş bir zaferde değildir. Halen devam eden bir süreçtir, halen devam eden bir mücadeledir. Terör örgütleri eliyle yürütülen emperyalist savaşlar da sadece ülkemizin değil, bugün tüm dünyanın başının belasıdır. Bu teröristler yerel ya da müstakil hareketler dahi değildirler. Bunlar emperyalistlerin uşağı, taşeronlardır. İşte bu yüzden bize lazım olan Çanakkale'deki gibi topyekün bir mücadeledir. Türk milletinin birlikteliği ve fedakarlığıdır. İşte bizim için Çanakkale bu birlikteliktir. Zira bu ruh bize Anadolu'ya vatan bildiğimiz 1000 yıldan ve 2000 yıllık devlet geleneğimizden emanettir. Bu ruh 101 yıl önce Çanakkale'de katmerlenmiştir. Bu ruhun mayası farklı etnik kökenlere sahip ama ortak vatan için kanlarını akıtan şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarıyla karılmıştır. Çanakkale, Mustafa Kemal'in önemli bir aktör olarak tarih sahnesine çıktığı yerdir. Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal olduğu, Mustafa Kemal'in Atatürk olduğu yerin adıdır Çanakkale. İşte tam burada dikkatinizi bir yere çekmek istiyorum. O dönem Çanakkale ruhuyla milli birliğe nasıl bakılmış? Karşıda milletimize bir saldırı olduğunda nasıl tavır geliştirilmiş bir bakalım. Herkes bilir ki o dönem Enver Paşa ile Mustafa Kemal siyaseten birbirlerinden çok haz eden iki figür değiller. Çanakkale savaşları sırasında da ara bozmak isteyenler Enver Paşa'ya Mustafa Kemal hakkında şikayetlerde bulunuyorlar. Enver Paşa, bırakın bunlara prim vermeyi, cepheyi ziyaret ettiğinde gidip Mustafa Kemal'e sarılıyor, tebrik ediyor, üstüne de Mustafa Kemal'i metheden bir telgraf kalemi alıyor. Bilirsiniz, Kazım Karabekir'in de Erzurum'a geldiğinde Mustafa Kemal'i tutuklamak yerine gidip ast üst ilişkisine bakmadan emrinizdeyim paşam dediği vakadır. Vatan müdafası ve milli mücadele için 100 yıl önce bu olgunluk gösterilmiştir. İşte Çanakkale budur. Çanakkale ruhu da budur. Aklın, fikrin, zihnin geliştiğini düşündüğümüz son 100 yıldan sonra bizim muhalefetten tek beklentimiz 100 yıl önceki olgunluğu, vatanperverliği gösterebilmeleridir. Fazlasını değil, sadece Enver Paşa'nın gösterdiği olgunluğu bekliyoruz. Bu mücadelede kişisel kavga güden, kişisel çıkar, kişisel
güç bekleyen hiç kimsenin yeri yoktur. Saygılarımla.